Evet sevgili arkadaşlar sponsorumuz Golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz. Hoş geldiniz. Golvar.com yakında siz değerli takipçilerime abone üye fark etmiyor. Ee, hediye Fenerbahçe formaları ne bileyim tişörtler vesaire vermeyi düşünüyor. Hatta bazı Fenerbahçeli kardeşlerimi maça götürmeyi dahi düşünüyorlar. Bilginiz olsun. Sizlerden tek ricam kanalımıza abone olun. Videoları beğenin. Evet takipte kalın, izleyin videoları. Şimdi sevgili arkadaşlar önce birkaç konu dışıyla başlayayım. Centetien Loic Remy'e resmi teklif yapmış. Çaykur Rizespor fesih görüşmesi yapıyormuş Remy ile. Aynı eee Başakşehir'in futbolcusu ama kirada olan Enzo Crivelli'yi satın alma opsiyonunu kiralamış, satın alma opsiyonu da 3 milyon euroymuş. Yani Centetien elin Centetien'e gelip Türkiye'den futbolcu bakıyor. Çok çok ilginç arkadaşlar. Yani e, tuhaf. Gerçekten tuhaf. Şimdi değerli arkadaşlar Fenerbahçe'de golcü taarruzu var. Nedir bu golcü taarruzu? Şimdi Pesic transferinde kara gümrükte anlaşamayan ya da anlaşıp Rölantiye alan ya da yedeğe alan. Benfica'dan Seferovic, Nolimpiakos'tan Ticuinho Suarez ve Rangers'tan Alfredo Morelos'a Fenerbahçe'nin talip olduğu artık gündemde. Hepiniz bunu biliyorsunuz. Ve 3 ya da 4 isimden birini Fenerbahçe transfer etmek istiyor. Ve şu anda Fenerbahçe'nin gözü kesinlikle ve kesinlikle forvet transferinde diyor haber. Ne kadar doğru? Çok doğru değil. Çünkü kesinlikle ve kesinlikle forvet transferinde değil Fenerbahçe'nin gözü. Şimdi Fenerbahçe gözünü Avrupa pazarına açtı ee, ve... 3 önemli isim Haris Seferovic dedik. Nabuz yokladık. 2 milyon euro kiralama ücreti ve zorunlu satın alma opsiyonunu 7 milyon euroya kadar düşürmüşüz. Tabii ben şunu söyleyeyim. Zorunlu satın alma opsiyonu kaldırılsa, kiralama bedeli kaldırılsa, opsiyon 6 milyon eurocuk olsa Seferovic Fenerbahçe'de olur. Çünkü Seferovic'in biz sakatlığından korkuyorduk. Hani iki de de sakatlanmış falan filan diye. Ee, sakatlık raporunu araştırdık arkadaşlar. Herhangi bir yani transfer olup da hani böyle kronik e, bir sakatlığı yok. Bilginiz olsun. Yalnız burada benim su içmem lazımdı. Benim yerime benim su içtim sayın su içtim sayın arkadaşlar. Tamam mı? Onu da söyleyeyim. Bir kez daha belirteyim. Yani ücretsiz kiralarlar 6-6,5 milyon euro da satın alma opsiyonu koydururlarsa zorunlu olmayan Bence Seferovic'i almamız çok yüksek bir ihtimal. <laughs> onu söyleyeyim. Hocam 6 milyon ya artı başarı bonus eklersin. işte. işte seneye şampiyon olursak 1-1,5 milyon euro falan daha diye. Adamların da işine gelir. Sonuçta 9 milyon euro istiyorlar. Sen de vermiş olursun. Olympiakos. Şimdi şu da var arkadaşlar. Bunu da ek bilgi olarak vereyim. Bazen alakan olmayan futbolcuyu bile sosyal medyaya sürersin ki alakan olan futbolcuyu daha kolay almak için. Yani nasıl diyeyim size Mustafa Cengiz'in de sanırım Allah rahmet eylesin vefat etti etmişti sanırım. Diyordu yani ben bir futbolcu istersem giderim önce şunu isterim yok derler sonra şunu isterim yok derler. Ulan bari şunu verin derim. Onlar der ki iyi bari onu al derler diyor. Böyle bir taktik gibi olur. <laughs> Güya. Ama tabii herkes de yemez bu taktiği. Tiquinho Suarez'e talip olduk. Onun için de 5 milyon euro bonservis bedeli istediler. Düşünün geçen sene devre arasında yaşı daha gençken ve Fenerbahçe'ye çok daha faydalı olabilecekken almadığın forvet. Yani böyle bir durum var. Glasgow Rangers'tan Alfredo Morelos geçen transfer dönemlerinde de Fenerbahçe ile adı anılıyordu. Yani bir iki gün izlenilen bir isim değil arkadaşlar bu Alfredo Morelos. O yüzden adının sıkça ıı, çıkması normal. Rangers'ın 6 milyon euro istiyormuş. Yani 6 milyon euroyu düşüğe çekmek ya da şimdi ödeyemeyiz. E, financial fair play'imiz var ama yaz ödeyebiliriz. Ya da e, Trabzonspor'un yaptığı gibi taksit taksit ödeyelim dersek, kabul ederlerse olabilir. Diye belirteyim arkadaşlar. Bir kardeşimiz sosyal medyada bir kardeşimiz Fenerbahçe Zenit'in golcüsü Artem Zuba için bütün şartları zorluyor demiş. Doğrudur, bütün şartları zorluyordur. Yani peste futbolcu almak kolay değil, şartları zorlamanız lazım. E... Pesi biliyorsunuz, şey oyunu, konsol oyunlarından. Pro Evolution Soccer. Gerçi artık EA futbolu oldu adam. 9 milyon euro piyasa değeri var. 30 Haziran 2022'de sözleşmesi bitiyor. Yaşı 33. Adam 33 yaşında. Bu sezon bile 24 maça çıkmış. Güya, 1348 dakika. Yani yaklaşık 15 maç desem herhalde yalan olmaz. 900, 450 daha 1350 aynen. 15 maça çıkmış. 10 gol 9 asist yapmış. Sana koklatırlar mı? Ee, cevabını size bırakıyorum. Sana koklatırlar mı? Ha, keşke koklatsalar. 3 sene 4 sene forvetin olmuş olur. Becerebilsen keşke. Hatta becerebilsin adamlar sana da koklatsalar da alsan ama maalesef arkadaşlar ben beklemiyorum. Siz de beklemeyin derim. Eee başka transfer duyumlarının hepsine geçelim ya. Hepsini anlatalım. Guimares'den Burak Kanca demiş. Fenerbahçe'nin genç oyuncularından Burak Kapaca Portekiz'den Vitoria Guimares talip oldu. 22 yaşındaki kanat oyuncusu satın alma opsiyonuna kiralamak istiyorlarmış. Fenerbahçe kiralamaya sıcak bakıyor ama oynama garantisiyle kiralamaya sıcak bakıyor. Ee, şu Bursa Spor'un e, sansasyonel bir futbolcu gönderme işi var. Sonra işte istifaların falan filan. O işler olmasaydı bence Burak Kapacak kesin olarak Bursa gidecekti ama bu işler biraz e, ne diyeyim taraftar tepkisinden çekinilecek düzeye geldi. Hani bak adamlar böyle yapıyor. Gönderiyorlar futbolcu. Sen de bir de bunlara hediye mi gönderiyorsun? deyip insanın adını haine çıkartabilirler. O yüzden biraz şey yaptım. Burak Kapacak için de Guy zannetmiyorum. Açıkçası. Yani yurt dışını çok zannetmiyorum. Şimdi Sol bek ata. Fenerbahçe biliyorsunuz sol bek almak zorunda. Hatta mümkünse elindeki sol gönderip iki sol bek almak zorunda. Ee, Almanya'nın Bild gazetesi şey demiş. Fenerbahçe Nikokuz'la yakından ilgileniyor demiş. Borussia Dortmund'un Rogon menşeili sol bek'i. İlgimiz var. Yalan söylemeyeceğim. ilgimiz var ama yıllık ücret babında biz karşılayamayız. Yani biz onun istediği yıllık ücreti karşılayamayız diye düşünüyorum. Ee, Eren Elmalı'yı istemiş Fenerbahçe Kasımpaşa'dan ama e, onlar da yüksek bir bedel istemişler bon servis için. Sivas Spor'dan Uğur Çiftçi'yi istemişiz. 3 milyon euro istemişler. Öyle söylüyor İrfan 25 Sözcü Gazetesi'nden. Valla bana kalacak olursa Fenerbahçe'nin yeni sol beki Konan. Gisliyan Konan. Kona'nın yedeği kim? Şu an için Çağatay Kuru kalıp Ferdi hani zorlasan o falan oynuyor. Bence değişik bir sisteme dönmemiz lazım. Niye bak? Arkadaşlar gözünü sevdiğim arkadaşlarım belki hepinizin dikkatinden kaçtı. Hepiniz unuttunuz. Seneye zorunlu bir madde var. Türk futbolunda zorunlu bir madde var. Altyapıdan 2000 ya da daha sonrası da 2001 olur, 2002 olur, 2003 olur. <laughs> bir tane futbolcuyu <laughs> Kusura bakmayın. İlk 11'de başlatmak zorundasın. Yani 2000 doğumlu ya da bir sonraki yıl doğumlu. Şimdi önümüzdeki yıl 2022 olacak. Yani 2022 23 sezon olacak. 2000 doğumlu olsa yaklaşık 22 yaşını hemen hemen doldurmuş olacak. Hani 2000 doğumlu olsa ocak olsa 22,5 falan yaşında olacak. 22 nokta... <laughs> noktasına girmeyeyim. Hani 22 yaş aslında iyi bir yaş. Şimdi önümüzdeki yıl takımların hepsi oynatacak. Yani Trabzonspor da oynatacak. Galatasaray da oynatacak. Beşiktaş da oynatacak. Fenerbahçe de oynatacak. Hepsi oynatacak. Bu zorunluluğu önce bilin. Sonrasında da sonraki sezon iki taneye çıkacak bu isim. Yani sonraki sezon iki tane oynatmak zorunda kalacaksın. Yani aslında yabancı kuralı değişmiyor. Altyapı kuralı ekleniyor. Altyapıdan kuralı eklenince yabancı sayısı otomatik düşmüş oluyor. Şimdi Eren Elmalı'yı oynatamazsın. Ama Kasımpaşa oynatır. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Tabii kümede kalırsa, ligde kalırsa falan. O yüzden bence şimdiden altyapıdan çıkıp oynatacağımız futbolcuların üstüne düşmemiz lazım. Mesela Muhammed Gümüşkaya. <gülüyor> <gülüyor> ya bir gıcık tuttu kusura bakmayın. Mesela Muhammed Gümüşkaya oynatırsın. Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş Antalya kampında yine açıklamalarda bulunmuş. Yine Muhammed Gümüşkaya ile çalışmak istediğini söylemiş. Hani Fenerbahçe'den Muhammed Gümüşkaya istedik. Fenerbahçe'nin şartları var. Oyuncuyla çalışmak istiyorum. İnşallah olur demiş. Şimdi Muhammed Gümüşkaya buraya göndersen, kiralık oynatsan. Ya, ya oynama garantisiyle göndersen. Yanlış anlaşılmasın. ifadeyi tam söyleyeyim. Oynama garantisiyle göndersen. Buraya gitse, oynasa, kendini geliştirse. Kötü mü? Mesela Galatasaray bak şey. Yunus Akgün. Önümüzdeksin. Al. Galatasaray'ın ismi çıktı. Hazır. Bir tane ismi hazır. Yunus Akgün. Sen. Ben Fenerbahçe'nin kendisiyim. Geçin. Geçiniz. Geçiniz arkadaşlar. Bak Fenerbahçe'nin transferde baş döndüren bir tablosu var. 4 senedir. Ali Koç'u eleştiriyor. Hocam Ali Koç eleştiren hesaplara işte Twitter'dan telif atılıyormuş falan. Bu yeni bir şey değil ki. Hep telif atılıyor. Telif atmakta sıkıntı yok. Yani istediğiniz anda telifli her hesabı kapattırabilirsiniz. Onu söyleyeyim. Ama şu var. Şimdi Ali Koç'un da kendine telif atması lazım. Ya ben bu taraftara ne sözler verdim? Ne vaatler verdim? Kaçını tuttum. Değerli arkadaşlar, 3,5 senede 63 transfer. 83 farklı futbolcu sahaya çıkmış. 9 farklı antrenör takımın başında yer almış ve Fenerbahçe hala ve hala transfere ve teknik direktöre aç. Bakın yanlış duymadınız. 3,5 sene 63 transfer. 83 farklı futbolcu sahaya çıkmış. 9 farklı teknik direktör ya da antrenör diyeyim. Teknik direktör demeyeyim. E şimdi bu tabloyu eleştirenler hain olmaması lazım. Bu tabloyu eleştirenler ha tabii edep, üslupla alakalı bir şey. Mesela bana kimse hain diyemez. Bana hain diyen kişi Fenerbahçe'nin en büyük düşmanıdır. Bana hain diyen kişi Fenerbahçe'nin F'si olamaz. Çünkü benim yaptığım kadar fedakarlık hiçbir e, YouTuber yapmamıştır. Benim yaptığım fedakarlığı hiçbir sosyal medyada konuşan kişi yapmamıştır. <laughs> ya yani Fenerbahçe için neler yaptık? Neler dağıttık? Neler harcadık? Başımıza ne işler geldi? Ya kimlerle muhatap olduk? Kimlere hani e, tırt, neler dedik? Fenerbahçe için yapmadığı bir şey kalmadı ama çıkıp da bir şey de diyemez kimse. Ben bugün çok iyi biliyorum. Kazancı çok yüksek olup da Fenerbahçe'nin F'sine bir kuş koklatmayan insanlar var. Biz burada aylarca neler dağıttık ya adımız sonra reklam yapıyor oldu. Fenerbahçe e, Mesut Özil'in transferini yaptı. Ben gittim canlı yayına bağışta bulundum. Bağışta bulundum. Şov yapıyorsun dediler. Ulan ben YouTube'a bile reklam vermiyorum. Şov yapacak olsam YouTube'a reklam veririm. 100 lira. Bak 1000 liralık reklam versem kanal 50 bin olacak. 100 bin olacak. Ya da belki de vermemiz gerekiyor. Biz hata yapıyoruz. Ama ben istiyorum ki sağlam kemik bir kadrom olsun. E, Bin kişi izlesin videoyu. Herkes birer tane reklam tıklasın her çıkan videoda. Ya da ikişer tane, üç tane tıklasın. Ben de gelen ücreti geri dağıtayım, forma vesaire vereyim. Yeter benim için. Benim için mutluluk bu. Yani bazı insanlar için mutluluk Fenerbahçe'de olmaktır. Bazıları için Fenerbahçe'nin altını oymaktır. İnşallah kimse Fenerbahçe'nin altını oymaz. Oymuyordur, oyamazlar inşallah. Ya da böyle bir niyeti varsa Fenerbahçe'den uzaklaşır. Şimdi bu transfer döneminde de savunma eksikleri ortaya çıktı. Haziran 2018, Ocak 2022 arasında baş döndüren bir tablo. Yani 63 farklı transfer ne demek? Çok ilginç. Ve kadro istikrarı yakalanamadı. Şu anda Fenerbahçe'nin en elzem ihtiyacı, en lüzumlu ihtiyacı neresi? Hocam forvet, kanat, savunma, sol bek, sağ bek, stoper. Ne diyorsunuz ya? Bak Fenerbahçe 4 senedir 2 tane stoper buldu. Kim Minji ve Atilla Salay. Bence 4 senedir yani 4 senede deneye 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 4 senede 2 tane isim bulundu tabi elde tutabilirsek bu isimleri de yani mecburen satman gerekecek şimdi 4 senedir birçok isim geldi gitti Harunlar, Volkanlar, Altaylar, Berkeler, Oytunlar, Ertenler, Ertuğrullar denendi Sabekler, Şener, İslam, Murat Sağlam, Gökhan Gönül, Nazım Solbek, Hasan Ali, İsmail, Dirar, Caner, Novak yani işten de en eli yüzü düzgünü Caner onu da çok orta açıyor diye gönderdik bilerek gönderdik Stoper, Neustadter, Şikirte, Reyes, Yiğitan, Cenk. Cenk Alptekin gerçi hiç oynatılmadı da. Gürkan Başkan. Gerçi o da hiç oynatılmadı. Sadık hani al. Türkiye Kupası'nı saymayın. Sadık, Serdar Aziz, Rami, Zanka, Falette, Salah, Tisserant, Lemos, Kolkır, Kimmiji. Top 10 yapın. Yani Kimmiji'yi al, Atilla Salah'yı al, Şikirtel'i al. Yani o yaşındaki Şikirtel'i al. Dördüncü isim Serdar Aziz'i alırsın. Ya hala Serdar Aziz kadroda. Demek ki yani o da Galatasaray sağ olsun Fenerbahçe'ye kıyak Orta Ortası Joseph, Giuliano, Elif Elmas, Topal, Ceylson, Oğuzkan bak burada ince bir nüans var. Joseph de, Giuliano da, Elif de, Ceylson da iyi paralara gittiler. E, Tolgay hocam kazık yedik. Oğuzkan mesela altyapımızdan çıktı. Emre Belezoğlu yaş malum. Benziye kiralıktı. Kuruze hayatının pokerini oynadı kim poker oynadı gördük. Ömer Faruk, Arda Güler, Fatih Yiğit, Ozan Tufan. Bak Ozan'dan da mesela takım hükümede kalsa 9 milyon euro gelecek. Mehmet Ekici, Alper. Mehmet bir şey yarışına aldık. Alper zaten külliyen zarar. Gustavo külliyen zarar. Zayt gidebilir. Tolga Ciğerci bedava aldın zaten. Bedava fiyatını oynattın. Sosa, Mert Hakan. Hani bunlar da bedava. İrfan Can mesela şu an elinde patlayabilir. Mesut Özil, Ferdi, Crespo Bak aslına bakarsanız yarısı iyi transfer yani yarısını iyi paralara gelen, iyi paralara giden futbolcular. E, kanatlar Ferdi, Deniz Türüç, Moses mesela Deniz Türüç'ü ben hiç anlam veremediydim. Moses zaten kiralıktı. Atif eee geçen Aziz Yıldırım'ın şeyi var. Ayev, Barış Alıcı, Valboyna, Muhammed, Geri Rodriguez, Perotti, Sinan Gümüş, Osayı Burak kapacak, Rossi. Şimdi şu kanatlardan kaçını beğendiniz? Sakat olmayan Perotti enfesti beyni olan Geri Rodriguez iyiydi. E, Valbuena iyiydi kısmen. Şöyle bakıyorum Ferdi kanatta beğenmediniz arkadaşlar. Ferdi'yi bekte beğendiniz. E, demek ki Fenerbahçe'nin kanat transferleri de rezalet. E, Forvet, Slimani, Frey, Soldado, Muric, Mevlüt. Bak Ali Koç döneminde mesela Muric'in etkisi yatsınamaz. Yani Ersun Yanal sağ olsun getirdi. Yıldızlaştırdı, sattırdı. Adem'i, Samatta, Tiam, Sisse, Valencia, Berisha, Serdar Dursun. Değil mi? sol bekte büyük sıkıntı var. Yıllardır sıkıntı var. Ersun Yanal'da da sıkıntı vardı. Pereira'da da sıkıntı vardı. Şimdi İsmail Kartal'da da sıkıntı var. Hep mi bir takımın sol bekinde sıkıntı olur? Adam Dirar oynattı ya. Adam Dirar oynattı. Öbürü Ferdi'yi oynattı. O oynattı. Zorunluluktan. İdeal forvet. Fenerbahçe'nin bugün bir numaralı forveti şudur diyemiyorsun. Bak bir numaralı ön liberosu Crespo diyebilirsin. Ya bir numaralı stoper kim mi dersin. İdeal forvet diyemiyorsun ya. Diyorum ki Fenerbahçe'de artık bir şeylerin e, sona ermesi lazım. Mesela bir kardeşimiz yine bir duyum vermiş. Rogon, Pelkas ve Gustavo'nun satışı konusunda ikisini de sattıracak. Fenerbahçe'nin kazasına güzel bir para girdirecek. Ama bir şartı var dese diyor. E, bir futbolcu ismi vermiş bir kardeş. Demiş ki ikisinden de bonservis kazanacağız ama Pelkas'ın yerine Mateus Martins yani sol kanada 18 yaşında bir genç kardeşimiz Brezilya liginden 4.5 milyon euro piyasa değeri var. Bunu verelim. E, zaten 2 seneye e, kar elde edersiniz dese ne dersiniz diyor. Vallahi mantıklı. 18 yaşında bir Brezilyalı kanat. Bak Brezilya. Fenerbahçe'nin genetiğinde Brezilya vardır. Fluminense'nin sol kanadı. Yani 4.5 milyon euro piyasa değeri az buz değil. Fenerbahçe'nin genetiğinde Brezilyalıların yıldızlaşması vardır ama 18 yaşında. Oynadığı maç sayısı 9. 161 dakika süre almış. Hocam iyi de niye 4.5? Brezilya takımları böyle. Bir ikincisi de orada 4.5 yazıyorsa sen, senden 20 isterler. Onu da belirteyim. Ben bu tip hayallerin peşinde koşmamak lazım. Pelkas, Gustavo birine 5 birine 3 verseler. Satılsa ben halay çekerim. Siz de çekin. Yani halay sizi bir noktadan bir noktaya götürür. Ama mutlu götürür. Yani bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Fenerbahçe taraftarının aklıyla yani aklına oynamasın kimse. Ee, yani maalesef gerçekleri konuşalım. Ama Rossi bence iyi bir futbolcu. Ben Berisha'yı da beğeniyorum. Rossi'yi de beğeniyorum. Crespo'yu da beğeniyorum. Kim Minji'yi de beğeniyorum. Şöyle bakıyorum. Hani Burak Kapacağı da beğeniyorum. Çağatay'ı izlemediniz. izleseniz siz de beğenirsiniz. Aslında Vitor Pereira döneminde gelen futbolcular gerçekten iyi futbolcular ama bazı futbolcular bazı teknik adamlarla açılır. Mesela Larin, Sergen Yalçın'la açıldı. Sergen Yalçın gelmeseydi Larin çöptü. Güven Yalçın. Birçok kişi beğenmiyor Güven Yalçın'ı. Ama birçok kişi de diyor ki hocam Sergen Yalçın adamı diriltti diyor. Böyle. E, Fenerbahçe'den gidecekleri açıklamış fotomaç gazetesi yazarı Ender Bilgin. Aynı zamanda sanırım A-Spor'un yorumcusu ya da e, haber editörü ya da muhabiri editörü diyeyim. Kimleri yazmış? 3,5 yıl bayağı bir şey. Somut bir gerçek var. Ee, doğru bilgiler. Uğur Çiftçi falan filan. Hep aynı isimler. 2 ee, Şubat son gün. 2 Şubat'ta sanırım 3 kişi ekleyebileceğiz. Şu an 29 Ocak'tayız. Bakalım 2 Şubat'ta daha çok var. Daha 2 Şubat'ta daha, daha çok var. Ve Fenerbahçe transfer haberleri son haberimiz arkadaşlar. Fenerbahçe'ye bir Makedon daha. elezi Transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sürpriz bir isim. Yeni Elif Elmas Arion Fenerbahçe Mirçevski'nin ardından ki Mirçevski alakamızın olmadığını düşünüyorum ben. 17'lik Elezi iddiası ortaya atıldı. Ee, Gaziantep Futbol Kulübü'nün istediği Daşmir Elezi ile ilgilendiği öne sürülmüş. Şimdi 17 yaş. 17 biraz sıkıntı arkadaşlar. Çünkü resmi maçta da oynatamazsın. <laughs> Yabancı kontenjanını harcar. Ee, bu Elezi'yi biz konuştuk ya Sezonun içerisinde konuştuk Makedon 1. Liginde e, 21 Kasım'da bir de Yani yeni sezonun başlangıcında dahi oynatamazsın 19 maçta 2 gol 2 asist yapmış 771 dakika Sol açık sağ açık oynuyor Ben şunu söyleyeyim mi Şimdi futbolcuyu O dönemlerde az buçuk izlediğim kadarıyla söylüyorum Bu futbolcudan Süper süperlikte bir sürü var biz bunun haberini Eylül, Ekim, Kasım aylarında verdik diye hatırlıyorum. İlgi var ama her ilgilendiğin futbolcuyu almayacaksın, alamayacaksın, alamazsın da. Ben bu Martin Mirçevski ile ilgili de söylüyorum. Bunu da almayacağız, bunu da almayacağız. Muhtemelen bu Elezi'yi de almayacağız, Mirçevski'yi de almayacağız. Elif Elması Real Madrid şeyini almış, transfer listesini almış. Mükemmel olur. Çünkü sonraki satışından da pay yüzdemiz var arkadaşlar. Böyle bir 50-100 real madde alırsa da ucuz bir şey almaz. Bir 100-150 falan verir. İnşallah. Ya yani bedavadan pointsleri kazanırız. Yani uzun lafın kısası Fenerbahçe'nin transfer gündemi bu şekilde arkadaşlar. Löv'le ilgili zaten bir önceki videoda konuştuk. Löv hayırlı olsun diyorlar. Şimdi Löv gelirse Fenerbahçe'ye için bir de şu boyutu var. Şimdi şu boyutu var. Löv gelecek olursan Şimdi şu transferlerden kaçını ister, kaçını istemez. Onu da konuşmak lazım. Yani dakikayı da bayağı, bayağı, geçirdim kusura bakmayın ama. Hocam Löw gelirse kimi ister? Seferovic'i ister. Tiki ister. Yani Morelos'u istemez. Alfredo Morelos'u istemez. Zuba'yı istemez. Adam yapılanma diyor. Sen 33 yaşındaki futbolcu diyorsun. Konan ister. Zaten Konan'da ben kefilim diyor. şey futbolcu. Pelkası kadroda tutmak istemez. Çünkü bir takımda çok isim var. Gustavo'yu istemez. Pesici istemez. Yani bir de Pesici isteseydim. Sosa'yı istemez. Bak Max Mayer'i ister. Max Mayer'i bir yere göndermeyin der. Burak Kapacağ'ı bir yere göndermeyin der. Niko istemez. Eren Elmalı'yı ister. Zaten Türk kuralı var. Mecbur oynatacaksın. Ee, Uğur Çiftçi'yi istemez. Uğur'un yaşı yüksek Eren'e göre. Ee, Hakan Keleş'i konuştuk. Muhammed'i istiyordu. Ee, Muhammed Gümüşkaya'yı ister. Muhammed der kiraya verin. Gelişsin ama oynama garantisiyle verin. Kimminci'yi satılmasın der. Niye satayım der. Elimde hazır tank varken. Atilla Salay'ı gitmesin der. Ben bu iki futbolcuyu bu sene 40-50'ye sattırırım der. Mateus Martins'i istemez. Brezilya pazarı yerine Avrupa pazarından bildiği futbolcular aldırmak ister. Mirchevski bir kumardır. Yaşı 24-25 istemeyebilir. Elezi'yi istemez. Ama tabi alt yapıda oynatma ihtimalin var. Fakat U19'da istemez. Yani U19 oynatacağın için. Ee, bunu söyleyeyim. Sentetiyen dediğim gibi. Sentetiyen mesela Türk pazarından bak Remi falan filan istiyor. Biz mi gözümüzün önündeki futbolcuları göremiyoruz? Gerçi biz çöplemekle meşgulüz. Şu geliyor. Çöple gitsin. Vay Allahsız vay. Bu geliyor. Çöple gitsin. Şu gidiyor. Çöple gitsin. Hayatımız çöplemekle geçiyor. Allah Fenerbahçe taraftarına sabır versin. Fenerbahçe transfer gündemi bu şekilde. Videomuza bir beğeniyi çok görmeyin. Arkadaşlar olabildiğince yorum atarsanız da seviniriz. Görüşmek üzere.